İyi de çok tuzluydu çorban. O çok ana tuzlu yemeklerini demi. beğenmedim. Ana yemeklerini beğenmedim. Tatlını beğenmedik. Hani tatlımı beğenmediniz. Şadiye tatlıyı herkes beğenmişti. Şimdi ben bir şey diyebilir miyim Fatma Hanım? Değil Şadiye Hanım. Tamam. Buyurun canım. Benim ananımın sofrasına neden 7 verdin de benim gelinime 6 verdin o zaman? Ha, siz yanlış hatırlıyorsunuz. Ben Neriman Hanım'ın masasına 4 verdik. Şeye, siz 4 verdiniz. Özür dilerim. Çok ananı 6 verdin. Ben 7 verdim benim gelinime masasına 6 verdin. Şimdi en çok sen parmakta eleştiri yaptın. Sana 7 verdi. Hepimiz 4 vermiştik. Ha beğenmiş. 9 çeşit beğendi, beni sıkarttı benim gelinim. O zaman senin gelinin güzel benim yemek yapmamıştı. Benim çeşit yemek. O zaman senin gelininin menüsü hiç güzel değildi. Ben onun altında onu arıyorum. Çünkü hepimiz 4 vermiştik. Ana yemeği çok güzel. Yok, senin ana yemeğin güzel değildi o zaman. Ben de senin ana yemeğini beğenmedim. 4 verdiğim, hepimiz 4 verdik. Tamam. O zaman senin gelininin yemeği hiç güzel değildi. Ana yemeği güzeldi, çorbası güzeldi, her şey güzeldi. O zaman ona niye soruyorsun? Güzeldi de niye 4 verdi? Tabii söyledim ki. Ben ona. Bu arada lütfen evine şey getiriniz dedi Sevgi Hanım. Bakın yedeklerini koymuş masaya. Çift servis açtık yani. Gerçekten... Benim için artı puandır, evet. Onu söyleyeyim. Aslında herkes için öyle olmalı çünkü... Yiyeceğiz. Bakın ara yemek. Sürekli bunu ara yemek diyeceğiz. Öbürü ana yemeği, evet, yiyeceğiz. Evet. Bunun salatası var, şu su, bu su. Gelinlerimizden rica ediyoruz. Lütfen yedeklerini masaya koysunlar. Yoksa bile yedekleri aynı takımdan olmak zorunda değil. Evet. Farklı takımdan da olabilir. Vallahi. Ama silmeyelim masada bir. İkincisi evimizde silebiliriz. Ama burası yani yarışma programı. Bir de şimdi onlar yıkamakla uğraşıp vakit kaybediyorlar. Valla Hanım bir şey söyleyelim. Söyle. Benim gelinim de koyduysa değişsin. Oksanı da onu da ben yaptım. Dedim o gelinlerin masasında ben hep yok bizi misafir olarak kabul etmediniz. Zuhal Hanım'a sadece koydum. Hayır. Hayır, hayır herhalde. Ben dedim ki öbür gelinlerin de yoktu. Zehra fazla oyalanma. Asıl hele 15 dakikada varız zamanında. Sizin vaktiniz de varmış. He, aslında koyması gerekirdi. Öbürlerini de görmediğim için dedim Zehra daha fazla oyalanma kızım. O 3 tane koydun üstünde o zaman koyursun yani. Öyle bir arıyım Zuhal Hanım'a koymuşsun da ona koyayım. Merin Hanım öyle bir şey asla düşünmüyor. Heyecanlanma. Öyle baktığın zaman biz de söylüyoruz bizim gelinimizin yemekleri de 7-8'likti. Herkesin damak zevkine göreymiş. Benim gelinimin masası 9'luk, 10'luk masaydı. Hiç 7'luk, 5'luk masa bir defa değildi. Evet. Nasıl buldunuz yemeklerini? Ezgi soruyor, nasıl buldunuz diyor ara yemek tabağımı? Ispanağı yakıştıramadım mantarı. Bunun hani bu greten olduğu için gretenin her şeyi oluyor mesela mantar greten, ıspanaklı greten hoş oluyor diye. Ben sevmediğim için mantarı. Tamam. Tadı nasıl geldin şimdi? Güzel de pişmiş mi? Ispanaklar, mantarlar, kaşarı güzel erimiş mi? Beşamel sos var orada. Hiç tatmadım mantarından. Tamam mantarın değil ama yani şeyi algılayabilirsin mi o sosun kıvamı? Beşamel sosun kıvamı aşırı yerinden. Fena değil yine. Patates topları? Onlar hoş olan güzel olmuş. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Bugün niye beğenmiyor, ne oldu? Hı? Damak zevkin gitti mantar mi? Mantar sevmiyorum da onun için. Mantar yok, başka içinde ıspanak var, kaşar var, onlara da şey. Ben de sevmiyorum ama yemedim mantarını. Mantar ama hani beğenmez ama nasıl pişmiş mesela? Hani ben de onu soruyorum, söylemiyor. Sen bugün ne hesapları yapıyorsun? Bak yemiyorsun, beğenmemeye başladın. Yok, güzel pişmiş. Pişmesi güzel pişmiş. Tamam, teşekkür ederim, afiyet olsun. Siz beğendiniz mi? Ben beğenmedim dokuzu. Biraz sıvık geldi. Ne geldi? Sıvık geldi. Sen nasıl olsa yüksek puanlar aldın anam. Niye beğenesin ki? Hayırdır. Allah. Meryem Hanım. Şahane niye sen benim üstüme gelirsin bugün? Geleceğinden geldi. Sen benimkine gel. Meryem Hanım. Efendim Zuhal Hanım. Ben Meryem Hanım. Taktım kafaya. Ha. Zuhal Hanım siz beğendiniz. Takmak için geldi. Uğraşacağım seninle. Fazla uğraşma benimle. O kadar puanları aldın. Sen az mı aldın? Azaldım tabii. Nasıl azaldın? Tabii azaldım. Demek ki benim gelinim ona hak eder. Hak eden alsın. Hak etmiyor. Herkes hak ediyor. Hak etmeyen kim tamam ki? Tamam da şimdi sen ben sana daha fazla puan verdim. Niye sen benim üstüme çıkıyorsun? Daha fazla sen verseydin. Sen daha düşük puan verdin beni. Yok sen Durgusu bana de... daha fazla verseydin. Siz kafede ortayı bulmasaydınız. Söylemedim sözü üstüme. Hayır, hayır. Bana söyledi ki bana dedi ki 10 puan ver. Hayır, hayır. Söylemedim mi? Gerçekten. Hayır, hayır. Öyle bir şey olmadı. Hayır, hayır. Söyledim mi? Söylemedim. Söyledim. Hayır, hayır. Öyle bir şey yok. Ağlamasına yüzüm dedim. Yani ilk kez arkadaşım böyle güzellikle anlatmanızı söylesene. Dedim öyle bir şey yok. Şimdi bakın bunlar sizin iddianız. Yani ben sadece somut olarak arkadaşlarımızın da şahit olduğu bir şeyi soruyorum. O da Gülseren Hanım'ın gelininin gelmesi. Herkes gördüğü için ve bu bize de aksettiği için. Bunu ama sordum. Ama şimdi diğerleri konusunda sizin iddianız. Hani o puan muhabbetini bilmiyoruz. Yok, zaten o gelin masamda konuşuldu zaten. Yok. Hepsi bildiğine göre ben anlamadım. Benim
birisi mantar sevmiyorum diyor, birisi şey sevmiyor. Ama mantar sevmiyorsun olabilir ama yemek zorundasın. Tadı nasıl diyorum, bir saat konuşuyor. Bir şey, yani düşünüyor. Hani ben inanıyorum kendi yemeklerime. Yani güzel olduğuna inanıyorum. Takdir onlarındır yani. Şimdi yüksek puanlar aldı, 3 puanlar kaldı. Ben bana 3 puanlar vereceklerini düşünüyorum. Sen dedin ki benim oğlum gelinim çok ağladı, çok üzüldüler. Ben de dedim ki dayanamadım. Yani benim oğlum burada yok. Bir saniye, bir saniye. Ne demediniz? Gerçek kısmı ne ağlasın puanı sebep? Çok ağladılar dedi oğlum gelinim. Ben de dedim bilseydim öyle çok ağladılar. Şadiye Hanım. Bunda yok ben. Sen bana ver, ben sana vereyim. Öyle bir şey olmadı. Ben haksızlığa dayanamadım. Ağladı mı oğlunuz? Yok ağlamadı. E nerede, niye öyle değil? Gelin biraz üzüldü. Dedi oğlan da üzüldü, gelin de ağladı. Oğlan da ağladı. Ağlamasına hiç gerek yoktu. Menüsünü güzel yapardı, puanını güzel alırdı. Arabada dedi, benim oğlum da çok ağladı, gelinim de çok ağladı. Ben de dedim ki, çocuklar mı ağlamıyor, 15 milyara mı diyor, 15 milyara mı dünyaya gelmiş? Her çocuk kazanır, yer. Ya normal bir şey, olabilir yani. Çünkü benim gelinim de gerçekten çok üzüldü. Çünkü bütün gelinlerin üzüldüğünü düşünüyorum. Gelin de üzüldü, sadece üzgündü yani. Nereden çıkardı onu bilmiyorum. Şimdi bir üstlerine biraz kurduk olmuş. Onları şöyle çeviriyorum. Şimdi siz orta karar, orta şeker. Abi, evet. Burası beğenmedi. Evet. Patates toplarını güzel evet. Yedin löp löp. Ama bu ısrarla edersin, bir tür ne yapayım? İsrail ettin Şadiye Hanım, bir tür ben de daha dedim gel çık kalmasın. Beğenmedin. Ne suratın ekşidi? Sevmedin. Sevmedim. Neyini beğenmedin? Söyle yani bana. Yani o biraz sıvık olmuş. Siz daha önceden biraz yemiş miydiniz gradan? Yani şey biliyor musunuz da önceden yemiş miydi? Yapir. Tadını biliyorsunuz önceden. İlk defa tatmadınız. Ama beğenmedim. İlk defa tatmadım. Beğenmediniz. Yapir. Suhal Hanım, bugün herhalde beğenmemek için geldiniz. Herkes puanları aldı. Kimse beğenmiyor ha. Ne diyor? Yok Suhal Hanım, ben beğenmedim. Niye? Çünkü çok böyle sıvık şeklinde sanki güzel kızarmamış. Yok. Ama evet. Bu beşamel sosu olduğu evet, için böyle olması gerekiyor. Yok yani. Böyle şey değil. Tadı böyle bir şeysi eksik yani. Yok. Güzel değil tadı. Patates topu? Patates topu da.